Böyle geçmişe doğru gittiğimizde son 50 yılda dünyanın en hızlı gelişen dünyanın 1998 yılında intisap ettiğimde dünyada Türkiye'nin çelik üretimi 11. ay itibariyle 30 milyon 500 bin tona ulaşmış vaziyette. Bu rakam 2022 yılına göre 30 milyon 500 bin tonun üzerine 3 milyon ton daha ilave edersek yıl sonu itibariyle 33 milyon 500 bin ton olacak. 33 milyon 500 bin ton 2022 yılının 35,2 milyon tonluk rakamına göre yaklaşık 1,5 milyon ton. Buna karşılık 2021 yılının 40,4 milyon tonluk rakamına göre ise yaklaşık 6,5 milyon ton civarında, 7 milyon ton civarında daha düşük bir üretim seviyesini ifade ediyor. Bu üretimdeki gerileme de özellikle 2022 yılında enerji fiyattan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrasında enerji fiyatlarındaki olağanüstü artışların Türk çelik sektörünü uluslararası piyasada rekabet edemez duruma getirmesi etkili oldu. Daha sonra 2023 yılının Şubat ayında gerçekleşen deprem Türk çelik sektörü açısından ciddi kayıplara yol açtı. Bölgede bulunan çelik üreticilerimiz belirli bir süre için üretimlerini durdurmak mecburiyetinde kaldı. Yaklaşık 1,5 milyon ton civarında bir üretim kaybı yaşadık. Ama Haziran ayından itibaren bu üretim kayıplarını telafi ettik. Tüm üreticilerimiz tekrar faaliyete geçmeye başladı. İkinci yarıda, 2023 yılının ikinci yarısından itibaren tekrar üretimimiz artmaya başladı ama bu üretim artışları aylık ortalama 2 milyon 900 bin ton civarında bir üretime tekabül ediyor. Oysa ki biz 2021 yılında aylık ortalama 3,4 milyon ton civarında bir üretim yapıyorduk. Dolayısıyla son yakalamış olduğumuz ivme bizim için kabul edilebilir. Geçmişte gerçekleştirdiğimiz rakamların üstünde bir rakamı ifade etmiyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi yılın başında biraz enerji konusundaki, enerji fiyatları konusundaki şartların belirli ölçülerde etkisini sürdürüyor olması, bir de depremden ortaya çıkan kayıplar. Bugün geldiğimiz noktada birincisi yeni tesislerimizin devreye girmiş olmasının bir takım katkıları var. İkincisi enerji fiyatları makul seviyelere inmiş vaziyette. Buradan dolayı Enerji Bakanlığı'na müteşekkiriz. Üçüncüsü de Ticaret Bakanlığımızın almış olduğu bir takım tedbirler var. Son olarak Filmaş'ın Türkiye'deki ithalat eğilimini göz önünde bulundurarak, burada bir zarar oluşma ihtimalini dikkate alarak 170 dolar civarında, 176 dolar civarında bir koruma tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bunun Türkiye'deki kapasiteleri tam olarak kullanma ve aynı zamanda ölçek ekonomisinden yararlanması sebebiyle sektörün ihracat şansını da artırma gibi faydaları olacağını düşünüyoruz. Uzun ürünlerle baktığımızda 14 milyon ton civarında bir ithalat söz konusu. Bunların büyük ölçüde yurt içinden tedarik edilmesi imkan dahiline girecek. Yalnızca cari işlem dengesi açığının kapatılmasına değil, aynı zamanda Türkiye'de katma değer yaratılmasına ve ilave istihdam sağlanmasına da katkıda bulunacak. Dolayısıyla 2024 yılında bu yönde ciddi adımlar atılmasını, 2025 yılında daha da güçlendirilmesini bekliyoruz ve çelik sektörümüzün daha önce yakaladığı, 2022'de terk ettiği tekrar Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi olma pozisyonunu 2024 yılından itibaren tekrar yakalayabileceğini ümit ediyoruz. Ondan sonraki vadede, uzun vadeli hedefimiz ise Kore'yi de yakalayarak 6. sıraya yerleşmek olacaktır. Bizim beklentimiz bu. Bir de yeşil mutabakat kapsamında yatırımlar yapmak durumundayız. Milyarlarca dolarlık yatırım yapmak durumundayız. Sadece Erdemir'in 3 gün evvel açıkladığı rakamlar 3,2 milyar dolarlık bir yatırıma işaret ediyor. Sektör açısından Türkiye için Dünya Bankası'nın belirlediği 650 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık %10'unu gerçekleştirmek gibi bir durum söz konusu. Bunu yapabilmek için finansman açısından güçlü olmak durumundayız. Ancak mesela üzerimizde bir çevre katkı payı yükü var. Bunun kaldırılması gerekiyor. 70 milyon dolar civarında yıllık bir maliyet getiriyor. Önümüzdeki yıllarda hurda ve kömürden gerçekleştirilen çevre katkı payı kesintilerinin 70 milyon doları da aşabileceğini tahmin ediyoruz. Bu bizim için endişe kaynağı. En son inşaat demiri izleme sistemi çerçevesinde inşaat demirlerinin etiketlenmesi ve
güvenlikli boya ile boyanması konusunda da hiç beklemediğimiz olağanüstü yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldık. Bizim daha evvel satın almakta olduğumuz benzeri etiketler için ödediğimiz fiyatın 38 misli bir fiyat gündeme geldi. Bu çok rahatsız edici bir durum. Bu çevre katkı payıyla bunları ikisini bir araya getirdiğimizde bizim sektörün rekabet etmesini engelleyecek bir başka faktör gündeme gelmiş oluyor. Bunu mutlaka ve mutlaka gözden geçirmemiz ve bu izleme sisteminin çalışmasına ağırlık vermemiz lazım. Kamu erkini kullanarak belirli gelirler elde etmeye çalışmak kamu kuruluşlarına yakışmıyor. Dolayısıyla bundan vazgeçilmesi ve çelik sektörünün tekrar ayağa kalkma yönündeki 2023 yılındaki ciddi kayıplarını telafi etme yönündeki çabalarına destek olma zamanındayız. 2023 yılında bizim ihracatımızda %40 civarında, %43 civarında bir gelir düşüşü söz konusu oldu. Üretimimizde biraz evvel söyledim, üretimimizde de ciddi bir düşüş söz konusu oldu. Ve bunlar bir bütün olarak Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkileyen faktörler. Kapasite kullanım oranlarımız düştü. 2024'ten ümitliyiz. Bunun gerçekleşmesi için üzerimizdeki bütün suni yüklerin kaldırılması ve sektörün üzerinden marjinal bir takım kesintiler yapmak yerine sektörün ekonomiye verdiği katkıya, istihdama, katma değer vergisine odaklanılması ve onu yapabilir durumda olmasını sürdürebilecek bir yaklaşım içerisinde bulunulması hayati önem taşıyor diye düşünüyoruz. Bunun üzerinde çelik üretiyor. İkinci sıra yalnız daha ulaşılabilir bir rakam olabileceğini düşünüyoruz. Bunu da karşılamak mecburiyetinde kaldık. Hangi şartlarda bunu yaptık? Türkiye'de yeterli kapasite olmasına rağmen ifade ediyor. Bunun işte geçtiğimiz yıllardaki nerede? Ürünler için de benzeri bir talebimiz var. Dolayısıyla sıvı çelikte alaşımlamayı yaptığımız kod hocam. Olduğunuz malzemeler fırtına obüsünün namlu malzemeleri taslak halinde presten çıktığı halde. Şarjı olarak kurduğumuz toplam 45.